Herkese merhaba. Karşınızda benim anlatımımla, yani bir Audi kullanıcısı ve yorumcusu anlatımıyla, Audi e-tron 55 Quattro. Evet, bu arada bu 55 Quattro neden var bir elektrikli arabada? Hemen söyleyelim. Biliyorsunuz Audi 2019 itibariyle motor sınıflandırılmasını, artık elektrikli araçlara da geçiş yapacağı için motor hacminin dışında motor gücüyle ilgili ilişkilendirdi. Yani motor gücüne göre 35, 30, 35, 40, 45, 50, 55 olarak sınıflandırılıyor. Bu aracımızda 408 HP gücünde olduğu için 55 statüsünde bir araç. Yani bu dizel ve benzinli jenerasyonlarında da 50'yi, 55'i görürsünüz. Genellikle 3.0 ve üzeri motorlarda bu 50'nin üzerini görmeniz mümkün. 50 ve üzerini görmeniz mümkün. Evet arkadaşlar, video çekme tekniğimden de bahsedeyim. Hiçbir şekilde kesme biçme yapmıyorum. Spontane olarak çekiyorum. Kusurlarım muhakkak olacaktır. Arkamda çok iyi bir uzman ekibim yok. Tamamen kendim hazırlıyorum. Şimdiden kusurlarım olursa da bunu göz ardı etmenizi rica ediyorum. Evet, Quattro ismini almasının sebebi ise bu aracın. Bu araç arka aksda bir motor, ön aksda bir motor olmak üzere. Arka aksdaki 250 HP'lik, ön aksdaki 150 HP'lik motorlar olmak üzere. Toplamda tabi yaklaşık yuvarlak rakamlar veriyorum. 408 HP veriye sahip. Şimdi bir elektrikli araç bu araç. E-tron. Gördüğünüz gibi grillin çoğu kısmının kapalı olduğunu görüyoruz. Ama alttaki alanın, grillin hemen altındaki aralığın epey bir açık olduğunu görüyoruz. Bu arkadaşlar, Audi'nin bu aracı rüzgar tünelinde sürtünme kas sayısını çok düşürdüğü için buradaki hava akışlarını değerlendirilmiş. Tabii ki şuradaki açıklıklar da çoğu arabada kapalıdır, dekordur. Bu arabada gerçek, hem fren sistemi soğuması hem de hava akışının sağlanması için yapılmış. Çok güzel bir rengi var. Şöyle şarj portlarından da bahsedelim. Evet, sol taraftaki şarj portu hem AC hem de DC'ye girişe sahip. Şarj portunu açık bırakırsam bir süre sonra otomatik kapatıyor. Ben özellikle açık bıraktım. Mesela şu taraftakini açtığımda, şu an aynı anda gösteremiyorum ama birinci basışımda diğer tarafı kapattı. O kapandıktan sonra bu tarafı açtı. Bu tarafta da sadece AC bir şarj girişim var. Bu aracı özellikle elektrikli araçların sayısı arttı ve istasyonlarda doğru düzgün park etme sıkıntısı yaşandığı sebeplerden her iki tarafta olması gerçekten güzel. Bu arada araçtaki AC Türkiye'ye gelen Doğuş girişli, Doğuş Otomotiv distribütör, Doğuş Otomotiv girişli olan araçlarda 22 kW desteğinde. Diğerlerinde 11 kW çıkabilir. Çünkü bu 22 kW şarj desteği opsiyoneldir. Normalde 11 kW olarak geliyor. Şarjdan başlamışken şarjdan devam edelim. Aracın ben kullanıcısıyım. Yani bu arabayı test etmek için değil, kullanıyorum. Yani bir gün test edip, sadece bir gün arabayı kullanıp bir gündeki yorumunu size aktaran biri de değilim. Ben aynı zamanda Audi araçların tamamıyla ilgileniyorum, biliyorsunuz. Şimdi aracımızın motor düzeni, gördüğünüz gibi açtığımız zaman çok şık. Burada bir şey beklemeyin, kapalı ses izolasyonu. Çünkü araçta ses yok ve ısı amaçlı da kullanılıyor, biliyorsunuz fosil motorlarda ısı da üretmiyor. Şimdi aracımızın hemen şarj kablolarından bahsedeceğim size. Böyle bir bölmemiz var. The e-tron charging system compact provides everything you need for charging your car, be it at home, when visiting friends or staying at a holiday cottage. Simply plug it into an industrial power socket and connect it to your vehicle. The optional charging clip allows you to conveniently mount your charging system to the wall. A lock prevents it from being stolen. You can fully charge your Audi e-tron with a charging power of up to 11 kilowatts overnight.
You can adjust the charging settings via the MMI menu and use a timer to specify when you want your vehicle to be charged. You can also conveniently program these settings from the comfort of your own living room or on the road using the My Audi app. The e-tron charging system compact, it's everyday convenience. Biz şarj kablolarını koymak için kullandık. E-tron'un şöyle bir duvar wall box'ı geliyor. Bu araçtan birlikte geliyor. Ekstra para verip diğer arabalar gibi satın almanıza gerek yok. Şurada bir açma kapama butonuyla bunu yerinden çıkartabiliyorsunuz, bu wall box'ı. Şurada da kilidiyle kilitleyebilirsiniz. Yani bunu evinizin duvarına veya sitenizin girişinde bir yere taktığınızda kimse çalmasın veya yerinden sökmesin diye, çalmak tabirini kullanmayalım lütfen. Evet. Ve bu aracın bu wall box'ında adaptör girişi olan bir 380 volt girişi mevcut. Şöyle 380'in yanı sıra 220 volt ile de şarj edebilirim. Ve yine adaptör kablolarım arasında da gördüğünüz gibi 22 kW destekli C tip soketimiz de mevcut. Şimdi bu e-tron şarj aleti 220 volt tek fazda kullanıldığında maksimum 3.2 kW elektrik çekiyor. Trifaz enerjiyi, bunu evinizdeki sayaçta trifaz girişi varsa artık birçok sayaçta var. Bunu 8 adet kablo girişi olduğundan anlarsınız sayacınızdaki. Evdeki sayacınıza bir tane trifaz soket yaptırıyorsunuz. Yani wallbox kurdurmuyorsunuz. Bunu yaptırıyorsunuz. Bu adaptör aracıyla 11 kW'la şarj ediyorsunuz. Bunu 11 kW'la sınırlandırmış Audi. Çünkü evdeki elektriğin altyapısı, bu 22 kW arabanın desteği var ama bu cihaz 11 ile sınırlandırmış. Çünkü evdeki altyapıyı zorlamanızı istememiş, güvenlik tedbiri gereği. Ama 22 kW AC soketimi de kullanabilirim. Bu soketin duvara taktığınızda wallbox'ı, diğer arabaya takılacak fiş kısmının askıda kalmaması için Audi böyle bir de soketin asılacağı bir adaptörü de içerisine koymuş. Ben 220 için şöyle bir uzatma da kullanıyorum. Onu da içerisine koyayım. Standart bildiğiniz uzatma. Evet. Şimdi şarj şeylerinden bahsedelim. 22 kW'lık şarj deneyimimiz oldu. Onu videolarımda paylaştım. 22 kW kablosuyla kullandığımda ZES'in istasyonundan tecrübe ettim. 19 kW stabil elektrik çekiyor. Tabi arabanın 22 desteği var ama istasyon altyapısı maksimum verebileceği güç düşerse araç da onun nispetinde düşürüyor akım gücünü. Yani hiçbir zaman hiç kimse sıfıra kadar kullanmaz. %30'un altında şehir içi kullanan birisi %20, %30'un altına düşürmez. Nispeten düşürdü diyelim. Sıfırla taktığınızda, yani sıfır, %0 veya %1 ile taktığınızda 19 kW. Arabanın kullanılabilir net pil kapasitesini de söyleyelim. 86 kW. Ama 96 kW bu arabanın fiziksel pili. Neden 86 kW bize kullanılabilir alan sunmuş Audi? Oradaki 10 kW'ı teknik verilerinde paylaşmış, yazmış. Diyor ki ben pil ömrünü uzatmak için bunu ayırdım. Bir de acil durumda sıfır yazdıktan sonra yaklaşık bir 40-50 kilometre daha, yani göstergede range sıfır yazdıktan sonra, bunu çoğu bilmez, Audi güvenlik için bunu tutuyor. Yaklaşık 40-50 kilometre yol yapabileceğiniz bir benzili de sunmak için size 10 kW'lık alanı kullandırmıyor. Ve 86 kW'ı biz 22 kW'dan şarj ettiğimizde yaklaşık 4 saatin altında bir sürede fullleyebiliyoruz. Tabii ki bu trifaz, evimize trifaz soket takarsak, trifaz soket ile şarj edersek, bu tabii ki 11 kW'a düştüğü için 7,5 saat civarında şarj demek. Tek fazlan, yani 220 ile şarj ettiğimizde yine Audi'nin adaptörüne giriyor. Yani bu 220 veya 380 adaptörlerini ben bu adaptörün soket girişi şu şekilde, soket girişinden değiştirebiliyorum. Bu adaptörü hem 380 ile hem 220 ile kullanabiliyorum. 220 de tabii ki 3.2 kW diyor, maksimum çeker. Bu evinizin altyapısındaki
AC voltajın stabilliğiyle de ilgili. Bunu adaptör kendi otomatik karar veriyor kaç çekeceğini. Ama maksimum 3.2 kW çekebileceğini söylüyor. Audi'nin teknik verilerinde tek fazla 45 saat civarında bu arabayı doldurabileceğini söylüyor. Şimdi ev kullanıcısı gözüyle bakalım. Bu değerler sizi korkutmasın. Ev kullanıcısı ne yapar? Akşam gelir garajına bu arabayı takar. Sabaha kadar ne kadar menzil açtığına bakar, değil mi? Çünkü şehir içi günlük kullandığı alan bellidir. Bu araba 10 saatte 12 saatte yaklaşık 120-130 kilometre menzil açabiliyor. Her gün 120-130 kilometre yapmadığınıza göre birkaç gün sonra zaten fulleyeceksiniz. Yani 45 saat kesintisi takmak zorunda kalmayacaksınız şehir içi günlük kullanımda. Ve ev tipi ile şarj ettiğinizde yakıt maliyeti bu arabanın 40 kuruşlara düşüyor. İnanılmaz rakamlar. DC desteğinde bu arabada 150 kW var. Yani DC'den şarj etmek istediğinizde siz uzun yola çıktığınızda ne yapacaksınız? AC tarafı değil, DC ve AC olan diğer tarafı kullanacaksınız. Bu tarafta da arkadaşlar 150 kW şarj desteği var ve bu çok önemli. Bunu hemen söylemem lazım. Bu araba stabil 0'dan %80'e kadar 150 kW'da şarj oluyor. Şimdi bakın, diğer markalarda ben görüyorum. Diyor ki biz 180 kW işte yok 250 kW şarj desteğimiz var. Ama takıyorsunuz. Belli bir süre sonra o bir peak yapıyor. Yani peak tepe noktası. Tepe noktasına çıkıyor. Sonra hızla geri düşürüyor o hızı. Yani o hızla stabil şarj edemiyorsunuz. Ama e-tron'da stabil şarj ediyorsunuz. %80'e ulaşıncaya kadar bu araba 150 kW verebilen bir istasyonda 150 kW'dan şarj oluyor. Bu ne demek? Saatte 150 kW. Yani siz bu arabayı yarım saatte neredeyse fulluyorsunuz ve yolunuza bakıyorsunuz. Yani uzun yolda bu araba için ayıracağınız süre yarım saat. Saat sonra şarjınızı tamamlayıp gidebiliyorsunuz. Yani artık büyük şehirlerin tamamında demeyelim tüm Türkiye'de, bu tabi TOGG'un da sayesinde oldu. Tüm Türkiye'de şarj istasyonu ağları var. TOGG'un Turgo istasyonları 180 kW desteği var. Birçok istasyonun artık 150 kW'ın üstünde destek var. Ve bu araç rahatlıkla 150 kW'la full şarj olup yolunuza bakabiliyorsunuz. Şöyle bir açalım hemen. Stop animasyonunu da bir görelim. Çok güzel değil mi? Evet. Aracın arka koltuğuna bir bakalım. Şimdi arka koltuğa, ben videoyu çeken arkadaşlarda bunu çok gördüm. Bunu çok rastladım. Aracın özelliklerine tam manasıyla hakim olamadıkları için şu detayı atlıyorlar. Hemen geliyor. Sürücünün arkasına oturuyor. Diyor ki işte diyor biraz daha iyi olsa iyiymiş. Peki arkadaşım, siz Audi'ci değilsiniz, onun için biraz takılayım size. Bakın bu arabada şöyle bir özellik var. Bakın koltuk geride. Neden geride? Bakın direksiyon kolumuz da elektrikli ve yukarıya alınmış vaziyette, koltuk da geriye. Bu arabada konforlu biniş iniş yardımı var. Ne demek konforlu biniş iniş yardımı? Bakın şimdi arabanın içerisine geldim. Kontağımı açtım. Bakınız direksiyon otomatik aşağı indi. Koltuğumu öne çekeceksiniz. Yani bu arabaya binip kontağınızı açacaksınız. Koltuğun olması gereken pozisyona geldiğini göreceksiniz. Sonra arka koltuğun diz mesafesine bakacaksınız. Evet. Şimdi hemen arka koltuk diz mesafesine bakalım. Neden? Çünkü artık standart kullanım pozisyonuna koltuğumuz geldi. Yani 1.76 boyunda biriyim. Ben kendime göre ayarladım. Biraz da koltuğu böyle geriye yatırmasını severim. Ona rağmen koltuk diz mesafemiz şöyle gösterelim. Yani yaslandığımızda tavandaki yükseklik, her şey olumlu bu araçta. Oldukça konforlu donanımlara sahip. Bakınız derisi hakiki Nappa arkadaşlar. Winlex değil, Alman imitasyon deri değil. Tesla'nın kullandığı geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen malzeme değil. Tamam, hayvan hakları, hayvanları seviyoruz. Evet, hayvanlar ölmesin.
Ama biliyorsunuz ciddi bir dünyada et tüketim var ve o hayvanların derisi ne olacak? Yani sadece ceylan geyik mi düşünüyorsunuz bir deri olduğunda? Bunlar arkadaşlar birçoğu dana ve inek derilerinden üretiliyor değil mi? Yani bir yabani hayvanın ve şey olan adını siz getirin yani doğada çok az olan bir hayvanı öldürüp onun derisinden yapmıyorlar bunları. Dolayısıyla hakiki deri olması çok daha kullanışlı. Araca bindiğiniz zaman çok güzel, hoş bir kokusu var. Bu koltuklar, ön koltuklarımız havalandırmalı olduğu için soğutma fonksiyonu var. Bu yüzden aynı deseni arkada da kullanılmış. Arka koltuklarımızda da şöyle hemen klimamızı açalım. Sağ ve sol dijital ayarlar var. Yani 4 bölgeli ve arkada da bu arabada ısıtma fonksiyonu mevcut. Şimdi Audi'nin dokunmatiği çok güzel arkadaşlar. Şurada iki tane Type-C'miz ve çakmak girişimiz de var. Tabii ki arada bir şaft tüneli yok. Üçüncü kişi de rahat. Yani arkada 3 kişi rahat bir şekilde bu arabada seyahat edebilir. Şimdi Audi'nin şu klima panelinden bahsedeyim. Bir Audi'ci gözüyle bahsedeyim. Arkadaşlar bu A6, A7'de gördüğümüz, Q8'de gördüğümüz bir panel. Yani bu arabanın elektronik altyapısının MLB Evo platformunun en üst arabaları olan A7, A8 segmentinin kullandığını görüyoruz. Bu malzeme kalitesi hiç rastlantı değil. Çok güzel. Ve şu kapı kollarında bu arada vakumumuz var. Duydunuz sanırım. Şurada ekstra havalandırmalarımız var. İçeriği oldukça aydınlık hale getiriyor. Çift sunroof. Ön taraf full açılabilir. Elektrikli perdemiz de var. O da açılıp kapanıyor elektrikli olarak. Şu kapı kolundan bahsetmek istiyorum. Yabancı bir test videosunda gördüm. Bir anda sert çekiyor ve kapı kolunun açılmadığıyla ilgili bir şey söylemiş. O arkadaş bile, yani o yurt dışındaki yaşayan arkadaş bile bu kapı kollarının özelliğini bilmiyor. Arkadaşlar iki fonksiyonu var. Bakın tek çekişte bıraktı. Gördünüz mü? Şöyle çekersem de daha hızlı bırakıyor ama tek çekişte bu güvenli iniştir. Bu ambiyanslar aracılığıyla iniş yardımı yapıyor. Yani arkadan gelen bir araç olduğunda tek çektiğiniz zaman şu ambiyanslar şu an beyaz yandı gördüğünüz gibi. Kırmızı yanıp siz inme durumunuzda risk oluşturduğunu söylüyor. Hatta arkadan gelen bir araç varsa şu şekilde bir kademe çektiğinizde kapı açılmıyor arkadaşlar. Burası kırmızı yanıyor ve kapı açılmıyor. Bu otomatikleştirilmiş bir kapı mandalı. Tamamen çektiğinizde de açmayabilir. Arkadan gelen riskli bir durum varsa. Evet, Audi e-tron'da kontağımızı kapattık. Şimdi trafiğe açık bir alandayız ve aracımızdan ineceğiz. E-tron'un kapı kolunu çektiğimizde araç geldiğini, nasıl davrandığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızıyla beni uyarıyor ve araç geldiğinde şu ambiyans ledlerimizde kırmızı olarak yanıyor. Bir de arka kapıya bakalım. Araç gelmesi lazım tabii ki bunun için. Evet, arkadan geçen araçlar var. Hemen bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kırmızı olarak tüm kapılardan ambiyans aydınlatmalar üzerinden bizi kör nokta sistemimiz güvenli iniş yapmamız için uyarıyor. Şimdi bir tane daha araç geliyor. Bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi kırmızı uyardı. Evet, teşekkürler. Aracımızda Bang & Olufsen ses sistemi var. Onu da gösterelim. Evet, bir de aracımızın süspansiyon sisteminden bahsedeceğiz. Şu anda comfort modda. Şimdi içeriye binelim. Tabii ben spontan böyle biraz tercih ediyorum. Belli bir program yapmadım bu videoyu çekerken. Videonun başında da size söylemiştim. Mesela Audi Drive Select fonksiyonlarından hemen gösterelim. Burada All Road Efficiency Comfort Otomatik diye adlandıran Drive Select fonksiyonlarımız mevcut. Hemen sırasıyla onlardan da bahsedeyim. Bakınız arkadaşlar, yukarıya kaldırayım, bir de off-road var. Off-road'a aldığımda arabayı yükseltiyor. Aynı zamanda elektronik stabilizasyon, ESC, presens bunları kapatıyor. Çünkü diyor siz artık arazi modundasınız ve iniş yardımında, yokuş iniş yardımında açıyor. Şurada da gösteriyor. Yani bu arabayı sadece bir elektrikli bir yerden bir yere gitmek için kullanacağınız bir vasıta değil. Bu araba her koşullara
hazır arkadaşlar. Bir de şurada all road modu var. Ben bakın asistanları geri açtı. Ben bu arabayı şehir içi kullanacağım ama belki sel suları var. Çok sular yüksek akıyor. Maksimum yükseklikte kullanacağım demek. Gördüğünüz gibi araç biraz daha yükseltebilirim hatta. Şu anda biraz daha yükseltiyorum. Elektrikli air süspansiyonumuz sayesinde de ne yapıyoruz? Aracımızı yükseltiyoruz. Şimdi en yüksek haline bir dışarıdan bakacağız birlikte. Evet, arabamız şu an yerden yükseltilmiş durumda. Tabii bunu kademeli olarak bir ön, bir arka, bir ön, bir arka yavaş yavaş yükseltiyor. Evet, optimum dengeye ulaştığında da işlemi durduruyor. Şimdi mesela hemen bakalım. Şöyle 50, değil mi? 50 ölçelim. Yani bir karışımı biraz daha açıyorum böyle. Ön taraf da aynı şekilde. Şimdi aracı da en aşağı moda indirelim. Biz bunu daha önce ölçtük. Yaklaşık 8 santime yakın inip çıkabiliyor. Mesela spor dinamik moda alalım arabayı. Dinamik moda alınca arabayı otomatik alçalttığını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi alçalmaya başladı. Tüm fonksiyonları spora alıyor dinamik modda ve arabayı yere yaklaştırıyor. Bir Ares yarış otomobili gibi diyelim. Evet, şu an süspansiyonumuzun indiğini görüyorsunuz. Evet, ön tarafı da indirdi. Çok da uzun sürmüyor inip kalkması bu aracın. Şimdi bakalım. Evet. 3 parmağım giriyor değil mi? Yani bir parmağım altta dışarıda kaldı. Demin tamamını açabiliyor iken, evet, buraya da gösterelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi yaklaşık 8 santimetre bu araç tam inip tam yükselebiliyor. Farlarımız yanıyor iken önden de bir görüntüsünü alalım. E-tron'umuzun HD Laser Matrix far teknolojisi var bu arabada. Bu araç farlarla yazı yazabiliyor. Evet. Şimdi air süspansiyonumuzdan da bahsettikten sonra aracımızın farlarla nasıl yazı yazabildiğini menümüzden gösterelim. Tam da konu buraya gelmiş yani, değil mi? Böyle spontan gidiyoruz. Evet. Hemen. Ben şimdi bu biraz da klima panelinden bahsedelim. Ve şuradaki joystick koldan bahsedelim. Bakın. Şuna, şu güzelliğe bakar mısınız? Uçak kokpiti gibi. Elinizi buraya koyuyorsunuz. Bakın koldayamanın hizalanması. Çok rahat bir pozisyondayım. D, R daha doğrusu şöyle D, şuradan P, değil mi? Ve şu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen şu kısa yol tuşlarından da bahsedelim. Farlara geçmeden önce bakın klimada ek bir menü açtı. Bu arada şu sunroofumuzu da göstereyim. Şöyle elektrikli cam kısmının açılıp kapandığını da göstereyim. Evet, full arkaya gidip açılabiliyor. Ben şimdi durdurup öne doğru çekiyorum. Perdemiz de yine elektriklidir. Evet. Ve bu perde oldukça kalın bir malzemeden, güneş geçirmeyen malzemeden yapılmış. Şimdi perdeden de bahsettik. Şimdi klimanın kısa yol tuşuna bastım ve içeride neler var? Evet, rear senkronizasyon ion off AC Max. Bu AC Max'ı biliyorsunuz tam bu halinde kullanıyoruz. Rear arka klimayı kontrol etmek için kullandığımız bir yer. SNC senkronizasyon yaparım diyor. Peki arkadaşlar şunlar ne? Bakın burada böyle bir şeyler oldu klimalarımızda. Neler oldu neler? Hemen bakalım. Arkadaşlar parfüm gördünüz mü bir aracın iç klima sisteminde? Bu arabada var. Ve bu araçta iki tane parfüm var. Yazlık ve kışlık parfümü var. Bu araçta arkadaşlar Audi bunu A8 için tasarlamış. Bu özelliği A6, A7, Q8 ve e-tron için ise opsiyonel. The air quality package is a delight for the senses. Its ionization process can improve the air quality inside the car. Introducing the ions into the interior can help make drivers more alert and boost their powers of concentration while also counteracting fatigue. The anti-allergen filter reduces particulates and microorganisms in the car. This improvement is graphically illustrated in the air quality display. And the aromatization function lends a special fragrant note. Two high-quality fragrances are offered, one suited for summertime and one for winter.
Both were created using a number of natural ingredients derived from leaves, roots and wood, as well as from fruits and flowers. Created exclusively for Audi, the fragrances flow into the interior through the car's side air vents. The optional air quality package ensures an even more pleasant interior climate with a feeling of freshness. Mükemmel bir koku veriyor içeriye, sizi zinde tutuyor ve bu sayede yoldaki dikkatiniz artıyor. Ve bu, hani benim parfüm alerjim var diyenler için Audi'nin teknik bültenleri lütfen inceleyin. Ve bu yüksek hava kalite paketinin detaylarını inceleyin. Orada diyor ki, ben hiçbir alerjen içermeyen doğal ağaçlardan bu kokuyu elde ettim. Yani hiçbir alerjen yok. Ve bu iyon ile de havayı ne yapıyor içerideki uzun süre yolda seyahat ettiğinizde? Havayı temizliyor. Bol oksijenle gidiyorsunuz. Zihniniz açık oluyor. Parfümü de size arada bir araçtaki yolcularınıza vererek ne yapıyor? Zinde, ferah ve açıcı bir yolculuk yapıyorsunuz. Mükemmel arkadaşlar. Bu özellikle mükemmel. Bu tuştan bahsettik. Klimanın ek ayarlarıydı. Peki şu. Ben burada ne yaptım? Ben kendime özel kısa yollar oluşturdum. Mesela ambiyans aydınlatmalar için arabada biraz menüde gezinmeniz lazım. Ama ben ne yaptım? Şöyle tıklıyorum. Tak, ambiyans aydınlatmalarım geldi. Yani kısa yollarımı buraya atabiliyorum. İstediğim menüde üzerine bası tutup kısa yol ekle dediğimde şu kısa yol menüsüne atıyor arkadaşlar. Şuradan da bu kısa yollarımı açıp ne yapabiliyorum? Kapatabiliyorum. Şimdi biraz da ambiyanslardan bahsedelim. Mesela Audi'nin burada ambiyans aydınlatmalarında kullandığı menüler. Mesela kontür demiş. Şöyle tıklamadım. Evet. Kontür aydınlatması. Bir arabayı çalıştıran vizyon çalıştırmaya gerek kalmadı. Aktif sadece gündüz olduğu için ne yapıyor? Araç bana bunu, mesela şurası şu an beyaz yanıyor. Vizyona aldığımda sarı yandı. Solarda da kırmızı yandı. Gördüğünüz gibi şu kısımda, şu kısımlarda ve altlarında da, yani şunların altlarında da elimden görebilirsiniz. Mükemmel bir ambiyans var. Impuls, burada da turuncuya, daha doğrusu kırmızıya yakın bir renk. Deniz mavisi. Yine. Yani bu Audi'nin standart koyduğu menülerden birisi. Ben bunu istersem kişiselleştirebilirim. Buradan yüzeyler derim. Renkler derim. İşte tamamını mesela turuncu yapalım. Sonra bir geri geldim. Çizgiler dedim. Orada renkler dedim. Orada da yine hepsini turuncu yaptım. Bakınız. Şuranın alt kısmı. Şuralar turuncu. Şu içerisi yine turuncu. Şöyle yakalım tekrar. Evet. Gördüğünüz gibi bunları istediğim gibi kastimize edebilirim. 30 farklı seçenekle. Yani şu altta kalan kısım, şu e-tron yazısı farklı. Şu çizgiler kısmı farklı. Yani buralar çizgiler, şu altlar yüzeyler. Bunları kastimize edebilirim. Ve mükemmel bir akşam havası katıyor. Lastik basınç sistemini gösterir, ben buraya kısa yol atadım. Arkadaşlar belli bir hızı geçtikten sonra burada 25 km/saat hızı geçtikten sonra tüm lastik basınçlarımı ve sıcaklıklarımı görebiliyorum. Dış aydınlatma menüsünün kısa yolunu göstereyim. Burada şurada yanda bir ayar tuşu var, görüyorsunuz. Giriş çıkış ışığı. Şimdi biniş yardımcısı, biniş aydınlatması. Buradan ben Audi'nin hangi selamlamayı yapacağını, farlarla ne yapacağını buradan ayarlayabiliyorum. İniş aydınlatması kısmından da farklı bir stil seçebiliyorum. Ne yaptım? İnişte Cosmos, binişi farklı yapalım değil mi? Split olsun o da. Onu ayarlayabildim. Audi e-tron dijital matrix light teknolojisi. Bakalım neye benziyor. Farlarıyla yazı yazabilen bir otomobil. Karşılama animasyonunu görüyoruz farlarda. Neler yapmış Audi, neler. İzlediğiniz için teşekkürler. Şuraya vadesini attım mesela. Buradan da tıkladığım zaman ne yapıyor? Rota hesapları. Beni otomatik evim için yola çıkarıyor Audi. Şöyle navigasyon göstergede de göstereyim. Tabii ki bu arabada virtual cockpit, full screen kullanmak
mümkün. İstediğiniz gibi bu menüler daha çok A6, A7, A5, Q5'te de aynı hatlara elektronik aksama sahip. Aracın multimedya jenerasyonu MIP 3. Bunların ilk çıkan 2019-2020'lerinde MIP 2 Plus kullanıldı. Bu araba MIP 3. En yeni nesil, en hızlı, en stabil nesil. Bunu da söyleyelim. 22-23'ler biraz daha özel diyelim. Şimdi şuradan rotamızı da kapatalım. Evet, bu kısa yol kısmından da bahsettik. Şuradaki tuş neydi? Off-road modu alınca otomatik açıyordu bunu. Bu manuel olarak da ben istediğim zaman bunu açabilirim. Bu iniş yardımı. Yüksek, yani çok yüksek bir yerden inmek isterseniz bir arazi taşıtı gibi yavaş yavaş sizi indirebiliyor. Şurada ne yapabiliyor? Şuraya bastığımız zaman şarj işlemi devreye giriyor. Şarj işlemini de arkadaşlar planlayabiliyorum. Yani ne zaman şarja başlasın bu araç, hangi günlerde şarja başlasın. İstersen buradan cumartesi pazarı da açabilirim. O zaman tüm günler olur. Saat kaçta bitirsin? Yani bunları planlayabilirim ve bu aracı evde şarj işlemini kolaylıkla organize edebilirim. Peki bu sadece şarjda mı var? Hayır. Klimada da var arkadaşlar. Klimada da şöyle şurada temperature ikonuna tıklayalım. Bakın diyor ki zamanlayıcı programla. Ben mesela salı günü şöyle açayım bunu. Şuradan da ayarını açayım. Günü de ayarlayabilirim. Salı günü yarın sabah aynen 2023. Buradan tarihini ayarlayayım. Saat 6:20 geçe bu arabanın program en son açtığım bu ayarda klimasının çalışmasını istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Ben şimdi arabamı şarjını planlamıştım ya. Klimasını da planlıyorum. Araba şarjdayken klimada çalışıyor. Dolayısıyla pilden değil de arabayı şarj ünitesinden ısıtmış oluyorum. Yani pilimi hiç tüketmeden arabama bindiğimde 27 dereceyle hareket etmiş oluyorum. Yani bu ayarlamalarda oldukça güzel arkadaşlar. Işık ve görüş altında, dış aydınlatma altında. Burada zaten burada dijital LED matrix fonksiyonu mesela ne demekmiş bakalım. Adaptif ışık fonksiyonu yardımıyla şerit kılavuzuna ve belli sürüş durumlarına sizi destekler. Arkadaşlar burada farlarla yere yazı yazabilen Audi yola da yazıyor. Yani yolda her şey yolunda ise düz ok işareti. Ama dışarıda ileride bir tehlike varsa farla bildiğiniz asfaltta ünlem işareti kocaman koyuyor. Dikkat et. Evet, bunlar da çok önemli arkadaşlar. Hemen ambiyans aydınlatmasından bahsetmiştim. Normal menüden böyle görüntüleniyor. Koltuklardan bahsedelim biraz da, değil mi? Koltuklarımızın şu yanal destekleri elektrikli. Şuralar elektrikli. Mesela hemen bir testini yapalım arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz. Bakın kalçama doğru yaklaştığını görüyorsunuz. Ben koltuğu ne yaptım? Bu ayar vasıtasıyla açıp genişletebiliyorum. Sırt kısmına bakalım hemen. Yine vücuduma doğru açtım. Şimdi kapatıyorum. Vücuduma doğru yaklaştığını göreceksiniz. Yani Recaro koltuklardaki sabit bu desteklerin bu konfor koltuk aracılığıyla açılıp kapanmasını ayarlayabiliyorum. Hatta şuradaki yani şu koltuktan da gösterebilirim aslında. Nasıl gösterebilirim? Şuradan sağ koltuğa geçerim arkadaşlar. Sağ koltuğu artık ayarlıyorum. Mesela şu Recaro kısmı için şurayı seçtim. Şimdi bakın şu Recaro yani baldır desteğini nasıl kısaltıp kısaldığını görüyorsunuz. Şu aradaki mesafeden anlayabilirsiniz. Tekrardan uzatıyorum. Gördüğünüz gibi Recaro kısmını da gördüğünüz gibi baldır desteği kısmı diyelim. Buna Recaro demeyelim de baldır desteği kısmını da gördüğünüz gibi uzatabiliyorum. Menüden ön sağ koltuğu ayarlayabildim. Mesela bir de şu yan destekleri tekrar buradan beri göstereyim. Gördüğünüz gibi nasıl da koltuk katlanabiliyor içeriye doğru. Şu an tekrar genişletiyorum. Aynı şekilde yan destekler için de bu söz konusudur. Çok güzel arkadaşlar. Bu koltuklar harika. Audi'nin konfor koltukları harika. Şu tuşa bastığımda ne oluyor? Ön yolcu koltuğu sürücü koltuğunda kumanda edilebilir. Bakın arkadaşlar şimdi sürücü koltuğumdaki düğmelerle
ön yolcu koltuğunu ileri alıyorum. Arkaya yaslıyorum. Gördüğünüz gibi üst kısmını kaldırıyorum. Geriye alıyorum. Yani burada yaşlı bir büyüğümüz kumandalarda zorluk yaşarsa ben sürücü tarafından ayarlayabiliyorum. Tüm ayarlamalarını yapabiliyorum. Yetmedi. Masaj yapabiliyorum arkadaşlar. Şu anda masaj fonksiyonunu başlattık. Evet, duyuyorsunuz. Harika. Ve bu masaj her iki koltukta da mevcut. Evet, sürücüde de masaj yaptıralım değil mi? Bu kadar yorulduk, video çektik. Evet. Arkadaşlar bu konfor koltuk çok özel bir koltuk. Özellikle e-tron A6, A7 grubu araçlarda, A8'de zaten standart. Bu koltuğu isteyin. Kesinlikle isteyin. Bu koltuk olmazsa yolda rahat. Tabii ki rahat edersiniz. Bu sonuçta Audi. Ama bu koltuk olursa Premium Plus rahat edersiniz diyelim değil mi? Evet. Şimdi koltuğumuzdaki ayarlamaları şuradan da yapabileceğimizi gösterelim. Mesela bastım. Direkt menüsü yukarıda açıldı. Dur dedim. Mesela buradan da sürücü koltuğuna bastım. Bu tarafta menümüz açıldı. Ayarlamalarımı niye yapabilirim? Ve bunu başlatıp durdurabilirim. Arkadaşlar ön sağ koltuk hafızalı aynı zamanda. Tabii ki sürücü koltuğu da hafızalı. Buradan hafıza ayarlamalarımı yapabiliyorum. Ambiyanslarımızı tekrar bir gösterelim. Emniyet kemeri tokalarımız aydınlatmalı. Arkadaşlar emniyet kemeri tokalarımız aydınlatmalı. Şöyle arkadan da göstereyim. Bindiğimizde neredeydi bu kemer tokası deyip sorun yaşamayacağımız şekilde. Evet. Tabii ki dahili navigasyonumuz var. Dahili navigasyondan bir şey aramak çok kolay arkadaşlar. Şurası bakın klavye haline dönüştü. Ben istersem şunu hemen Elias'ına dönüştürüyorum. Buraya mesela bir şey yazayım. Bir AVM var. Onu yazayım. Evet. T-A-U-R-U-S. Evet, gördüğünüz gibi Taurus alışveriş merkezine ben girmiştim. Ve başlattığım zamanda da rota hesaplanıyor. Bunu Audi'nin dahili navigasyon aracıyla kullanabiliyorum. Şuradan da navigasyonu buraya alabilirim. Evet, tabii ki arabamızda bir de ne var arkadaşlar? Head-up display var. Biraz zoom yapalım. Evet. Şu an off-road yazması off-road modunda olduğumuzdan değil. Yani ana yolda değiliz diyor. Ana yola çıktığımızda burada cadde ismini, sokak ismini görüntüleyeceğiz. Çok daha keyifli olacak. Display aracılığıyla da bu aracın konforuna konfor katıyoruz. Tabii ki CarPlay Android Auto'muz da var. Bu kablosuz olarak bağlanabiliyor. CarPlay her arabada olan bir şey olduğu için CarPlay'i ekstra anlatmama gerek görmüyorum. Aracın ambiyanslarından da bahsettik. Sürüş asistanlarından bahsedelim biraz da. Şu sürüş asistanlarının kısa yol düğmesi var arkadaşlar. Şurada kısa yol düğmesi var. Buna bastığımda sürüş asistanları geliyor. Buradan ek ayarlamalarla mesafe uyarısı. Öndeki bir bak şundan hem bakalım hemen ne diyor. 65 km üzerindeki hız aralığında önden giden aracı olan zaman aralığını ölçer ve ayarladığınız uyarı eşiğinin altına inilmesine sizi uyarır. Ne diyor? Hem head-up'ımda hem gösterge panelimde ben o uyarı eşiğini ayarladım mesafe uyarısında. 2 saniye yani çarpmaya 2 saniye kala bana kırmızı olarak mesafe uyarısı yapıyor. Presence. Bu belli tehlike durumda araç yolcularını ve diğer trafik katılımcılarını, trafik katılımcıları dediği arkadaşlar yayaları ve kazaları önemli ölçüde azaltıyor. Şerit değiştirme uyarısı. Bu da şerit değiştirirken sizi uyarıyor. Şerit değiştirme asistanı sayesinde, şuradaki blind spot dedektörler sayesinde sizi uyarıyor. Kavşak asistanı. Kavşak asistanı ön taraftan algılanan kritik kesişen trafik hakkında bilgi verir ve gerekirse bir sarsıntı ile uyarır. Burada bir destek sistemi söz konusudur. Solunum trafik durumunun doğru değerlendirilmesi daima sürücüdedir demiş. Burada kesişen trafik yani soldan, sağdan, arkadan herhangi bir şekilde bir anda yola çıkan vesaire olursa öncesi uyarıyor. Müdahale etmezseniz otomatik frenliyor. Yani bu araba sadece önünü arkasını değil köşeleri, sağ köşe, sol köşe, arka sağ köşe, arka sol köşeyi de
kavşak hastanı aracılığıyla ne yapıyor? Koruyor arkadaşlar. Güvenlik üst seviyede. Acil durum hastanı algına sürüşte etkin olmama durumunda sizi uyarır ve aracınızı otomatik olarak durma noktasına kadar yavaşlatır. Arkadaşlar bu araç asistanlarımız, bakın şurada da görüyorsunuz. Hatta şu adaptifin de menüsünü yukarıya atayım. Bu aracı yarı otonom modda sürmeye başladığınızda araç sizi belli bir sürüşten sonra ne yapıyor? Uyarıyor. Diyor ki direksiyonu devral. Devralmadınız. Kırmızı uyarıya geçiyor. Bir süre sonra devralmadınız. Ne yapıyor? Yavaş 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 arabayı yavaşlatıyor. Dörtlerini yakıyor ve SOS yapıyor arkadaşlar. Siz buradan da manuel SOS acil durum araması yapabilirsiniz. Ama diyor ki sürücü artık tepkilerime cevap vermiyor. Kritik bir durum olabilir. Ne yapıyor? SOS araması, acil durum araması başlatıyor. Ne ile birlikte? Konum bilgilerinizle birlikte. Şimdi de drone'umuzla şehir içi seyahat ediyoruz. Gördüğünüz gibi direksiyonumuz tamamen free. Belli bir süre sonra direksiyonu tutmam için beni uyarıyor. Ben bunu devralmayarak sürmeye devam edebilirim. Tabii bir süre sonra o kırmızı uyarıya dönüşecek. Ve en sonda emergency assist, acil durum asistanı devreye girip arabayı yavaşlatacak ve acil durum aramasını başlatacak. Yani şu anda gördüğünüz gibi arabayı yavaşlatmaya başladı. Ben tabii trafikte olduğum için gaza basıp direksiyonumu devralacağım ve asistanı devre dışı bıraktım. Audi asistanlarımız devrede. Gördüğünüz gibi ayaklarım geride. Direksiyonu kendisi kullanıyor. Şehir içi dur kalk fonksiyonlarını otomatik yerine getiriyor. Ben sadece direksiyonu bir arada bir dokunup bırakıyorum. Audi sürüşe devam ediyor. Öndeki araçla birlikte gördüğünüz gibi durdu. Ayağım frende değil. Şimdi öndeki araç yürüyecek. Gösterge panelimizde sürmeye hazır diyor gördüğünüz gibi. Ve kendi otomatik kalkıyor. Ben şu anda direksiyon veya fren gazı kullanmıyorum. Şehir içi çok keyifle böyle kullanabilirsiniz. Yoğun trafikte dahi asistanlar keyifli. Şuraya bir kısa yol tuşu koydum. Kısa yol tuşu ile ön kameramı devreye alabiliyorum. Şurada da ne kadar şeridi güzel takip ettiğini görebilirsiniz. Seksek şöyle 3 boyutlu olarak da görebiliriz. Hayatınızı kurtaracak bir şey. İniş uyarısı sistem sınırı kapı açıldığında arkadan gelen trafikte algılanan bir çarpışmaya karşı uyarır. Arkadaşlar bu LED indikatörler şu kapı kolunu yarım çektiğinizde hem blind spot hem de bu LED indikatörlerden arkadan gelen bir araç olduğunda kırmızı yanar ve bu kapı kolu ilk çektiğinizde açılmaz. Bu kapı kolu ilk çektiğinizde açılmaz. Ne yapar? Sizi arabadan inerken de korur arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Mola tavsiyesi bu birçok Audi'de var. Uzun yıllardır da var olan bir özelliktir. Bu dikkat eksikliği gibi durumlarda uyarır. 2 saat sürekli sürüşte de uyarır. Evet. Şimdi gelelim şarj mevzusuna. Şimdi mola tavsiyesi dedi ki 2002 yılından beri birçok Audi'de var olan bir özellik. Diyor ki siz sürekli 2 saatin üzerinde veya 200 km'nin üzerinde bir sürüş yaparsanız muhakkak durun bir 20 dakika mola verin. Evet. Bu sürüş güvenliği için önemli bir husustur. Bir sürücü dikkatini 2 saatten fazla yola veremez. Şimdi şarj konusuna nasıl bağlayacağım burayı? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu arabada dedik ya 150 kW hızlı şarj desteği var. Ve 150 kW'la bu araba yarım saatte dolabiliyor. Yani siz 20 dakika yerine 30 dakika bir şarj molası verdiğinizde veya bunu tabii sıfıra kadar düşürmek zorunda değilsiniz. %10'dan %80'i 20 dakikada doluyor. Böyle bir şarj mola verdiğinizde 200 km'de bir ve artık 2023 yılının sonundayız. Türkiye'de her yerde istasyon ağı var. Dolayısıyla menzil problem değil arkadaşlar. Menzili aklınızdan silin. Minimum 300 km bir menzili olan bir araçta her yere gidersiniz. Hiçbir şekilde sorun yaşamazsınız. Bu aracımızın fabrika verisi ise 440 km. Benim real ölçümüm. Rakım mı? Çok rakım ve hava yol ve şartları önemli. Real ölçüm yaptım. Videolarıma da attım. Ankara'dan Samsun istikametine giderken biliyorsunuz rakım düşüyor. Yani iniş var. Ortalamada ağırlıklı iniş yapmış oluyorsunuz. Bu arabada da rejeneratif fren yani inişlerde şarj edebiliyor. Elektriği geri kazanabiliyor. Bu sebepten dolayı giderken bu arabanın menzili 450 km'ye kadar çıkıyor. Bakınız 440 fabrika verisi ben 450 km'ye çıkartabildim. Ama Samsun'dan geri dönüşte bu arabanın menzili 370'e düştü.
Neden? Çünkü rakım çıkıyorum. Artı arabam 3 kişi idik. Bagajımız doluydu. Akşam saatiydi. Elektrik tüketimleri yüksekti ve hava sıcaklığı 5 dereceydi. Ne demek bu? Ben içeriği ısıtmam gerekiyordu. Isıtmada bu arabada kayıp çok az arkadaşlar. Çünkü bu arabada yani kış şartlarındaki kayıp az. Çünkü bu arabada ısı pompası var. Yani ülkemizde üretilen yerli otomobil dahil birçok elektrikli arabada maalesef olmayan bu özellik pahalı olduğu için koyulmuyor. Ama bizim bu arabamızda ısı pompası da var. Menzil problem değil. 370-450 gidebildiğimi söylüyorum. Bu kesintisiz sürüşte. Yalnız herkes 200 kilometrede 1-20 dakika mola verdiğini düşünürsek 200 kilometre giden bir araba, çok da azlar atmayalım, 300 kilometre giden bir arabayla her yere gidersiniz. Menzile asla dert etmeyin. Tek şart var. Minimum 150 kilowatt hızlı şarj desteği olacak. Bir daha söylüyorum. Minimum 150 kilowatt hızlı şarj desteği olsun. 300 kilometre bile bir menzili olsa herhangi bir elektrikli aracın her yere gidersiniz. Çünkü elektrikli araç servis ağları, hızlı şarj ağları hızla artıyor ve Türkiye'nin hemen her yerinde 200 kilometrede bir bulmanız mümkün. Yani mümkün değil demiyorum. Ben Adana'dan Ankara'ya geldim, buldum. Ankara, Samsun, Samsun, Ankara yaptım arabayı kısa süre önce aldığım için. Bu yolculuklarımın hepsinde buldum. Hiçbir yerde de sorun yaşamadım. Arabanın şöyle torpidosuna da bakalım. Şarjla ilgili mevzumuz bittikten sonra oldukça geniş bir torpidomuz var. Şurada da bir cebimiz daha var arkadaşlar. Burada da oldukça derin bir cebimiz var. Şöyle göstereyim. Kolum içeriye rahatlıkla giriyor. Kapı ceplerimiz de gayet yeterli. Şu taraftan da göstereyim. Evet. Bir de arka taraftakine bakalım. Madem artık ben e-tron logolu orijinal paspaslarımı almıştım. Bu kapıyı hızlı örtmeye alışmışız maalesef. Ama arabamızda vakum var arkadaşlar. Orijinal vakum sistemiyle donatılmış bir araç. Dediğim gibi segmenti bu arabanın üst segment. Yani bu arabayı lütfen model Y ile kıyaslamayın. Şimdiden söyleyeyim. Lütfen kıyaslamayın. Evet. Şuradaki ekstra kauçukları görüyorsunuz. Bu ses ve ısı yalıtımı için tasarlanmış. Her taraf kauçuk. Lastiklerle dolu arkadaşlar. Bakın karşılıklı olarak her taraf lastik kauçuklarla dolu. Ve bu sayede arabamız oldukça sessiz ve ısı yalıtım var. Şu bölüm görüyor musunuz? Bakın hakiki nappa deri burada da devam etmiş. Burayı plastik koymamış Audi. Kapı ceplerimiz oldukça güzel. Arka klimadan bahsetmiştik. Kol dayamadan bahsetmedim. Kol dayamamı açayım. Evet, şu şekilde klas bir açılış şekli var. Bakın şu kısımda içeriden mandallı. Şöyle göstereyim. Bakın bunlar hep küçük detaylar. Kalite tesadüf değil. Bakın lütfen kalite tesadüf değil. Bakın burayı kapattım. Bagajda bir şeye uzanacağım. Sadece orta bölmeyi indirebildim. Bagaja erişimim var artık. Evet. Buradan tabii ki koltuklarımı yatırmam mümkün. Şöyle tekrardan iç hacimle bakalım. 21 inç jantlarımız da geliyor. Bunun S-Line paket olanları 22 jantlarla geliyor. Evet, şöyle ayak sensörümüz var. Şöyle gösterelim. Ayak sensörü aracılığıyla bagajımız rahatlıkla açılabiliyor. Pandizotumuz şöyle açalım. Evet. Bagaj hacmimiz yeterli. Bu arada ben daha önce bir A4 sahibiydim. Onun halısını koydum ekstra. Buna takılmayın. Kendi döşemesi burada. İçerisinde de yine geniş bir alan var. Kompresörle şişirilebilen bir yer tasarruflu stepnemiz var. Bu arazi şartlarında kullanılması için böyle düşünülmüş. Bengen Olufsen amfikatörümüz burada. Şurası derin bir cep. Orayı kullanıyorum etkili olarak. Bakın şuradan koltuğu direkt yatırabiliyorum arkadaşlar. Koltuğumu yatırdığım zaman da bakın tamamen indi aşağıya. Gördünüz mü? Evet. Ve bu şekilde kullanılabilir alanımı arttırabiliyorum. Orası dümdüz oluyor. Orasının dümdüz olmamasının sebebi şu. Hemen göstereyim. Şu kafalıkları ben aşağıda bırakmışım. Bu kafalıkları açtığımda bakın burası indirdim. Diğer tarafı da açtığımda burayı düzleyebiliyorum. Şurada da Bengen Olufsen hoparlörlerimiz var. Evet. Elektrikli bagajımızın iki tane kapanma fonksiyonu var. Kapan ve kilitle. İki farklı fonksiyon var. Biz kapan ve kilitle dedik. Arabamda kontak açıktı. Dikkat ederseniz. Kapat ve kilitle deyince kontağı da kapattı. Arabayı da kilitledi. Şimdi aracımız kilitle. Şöyle bir
açalım. Şu an animasyon yapıyor karşıya ama tabii ki hem duvara doğru değilim hem de ışık hala var dışarıda. Bunu yeterince anlayamıyorum. Biraz da çalıştıralım arabamızı. Gördüğünüz gibi direksiyon bana doğru indi. Koltuk son ayarladığım ayarlara geldi. Konforlu bir biniş yaptım. Biraz da şuraya bir fonksiyon atamıştım. Onu göstereyim. Evet, ön kameramı direkt açtım gördüğünüz gibi. Bu tuşa gizli fonksiyon atayabiliyorum. İstersem de şuradan ne yapabilirim? 360 kameramı devreye alabilirim. Biraz da 360 kameradan bahsedelim. Şöyle fonksiyonları var. Birkaç farklı açıdan görüntüleyebiliyorum. Hatta şöyle yaptığımda, evet, uzatıp yakınlaştırmam da mümkün. Tekrardan açayım şöyle. Zaten Audi'nin bu dokunmatik olayı çok güzel arkadaşlar. Haptik kontrol diyor Audi. Bu haptik geri bildirimleri de kastimize edebiliyorsunuz. Burada sanki gerçek bir düğme varmış ve ben ona dokunuyormuşum gibi. Yani bir tablete dokunuyormuş gibi değil arkadaşlar. Oldukça keyifli. 3D modunu alırsak da gördüğünüz gibi etrafı komple görebiliyorum. Hatta şu an frene bastığım için şöyle odaklayayım biraz ekranımı. Frenlerim yanıyor. Frenden ayağımı çektim. Bakın. Hatta sola sinyal vereyim. Gördüğünüz gibi. Evet. Selektör de atalım değil mi? Ne kadar gerçekçi. Evet, selektör de atıyormuş. Evet arkadaşlar. 3D modu da oldukça eğlenceli. Madem aracımız çalışır vaziyette, şöyle bir vitesimizi nasıl D'ye R'ye geçtiğini de gösterelim. D'ye alıp biraz sürelim değil mi? Evet, gördüğünüz gibi 3D ile oldukça keyifli seyahat edebiliyorum. Ve bunu böyle düzenleyebilirim. Şimdi bir de şeyi açacağım. Park asistanını açacağım. Yeniden merhaba. Şimdi de e-tron'umuzun şurada gördüğünüz, şöyle zoomlayalım, yakınlayalım. Kendi kendine park etme özelliği, PLA'yı test edeceğiz. Diyor ki, park asistanı başlatmak için lütfen aracınızı biraz daha ileri sürün. Peki, ileri sürdüm biraz daha. Tamam. Park evet. Ellerinizi direksiyonu alın, frene basın ve P tuşuna basın tutun. Evet, P tuşuna basın tutuyorum. Evet. Ayağımı frenden çektim. Evet, aracım. Şu an fren gaz yapmıyorum. İleri geri de yapmıyorum. Kendisi geri geri geldi. Durdu. Bakın frene gaza basmıyorum. DR de yapmıyorum. Öndeki aracın yanında. Evet, ayarladı. Ve durdurdu. Sanırım. Yok, tekrar geri alıyor. Düzeltme yapacak. Evet, düzeltme yapıyor gördüğünüz gibi. Evet, akıllıca aldı. Çünkü arkada çok geniş alanımız vardı. Bizi şimdi o çizgilerin arasına yaklaştırdı. Ne diyor? Park asistanı biraz sonlandı. Lütfen devralın. Tamam. Zaten el frenini de çekmişsin. P'ye de almışsın. Bana bir şey kalmadı o zaman. Audi, teşekkürler. O zaman çıkalım. Aracımızdan çıkıyoruz. Audi kalp basış sesi olmadan olmazdı. Teşekkürler. Şimdi de bizi uğurlama sesiyle uğurladı. Ve nasıl park ettiğine bakıyoruz. Evet. Diğer taraftan bakalım. Bakın. Çizgiye göre gayet düz olmuş. Ön taraftan da bakalım. Evet. Tamponumuza değmeyecek şekilde ayarlamış. Bir de geri geri döneriz bir dahakine de. Teşekkürler.